Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda çok fazla konuşulan 4095 nolu oylama hakkında bu videoda konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karlınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz arkadaşlar. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Haricinde daha fazla lunch videosu için de videoyu beğenmeyi unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi 4095 tabi ya bu arada çok fazla oylama getirmeye başladılar. Ee, biraz suyu çıktı işin doğrusu topluluk mopluluk derken iyice e, elden gitti yani işler neyse. Arkadaşlar şu an tabi ki maddeleri var. Ee, girip teker teker oylamanın maddelerini <laughs> okumayacağım. Ama e, içlerinde arkadaşlar yani en önemlisi aslında stake durumundan söz ediyor. Yani e, bir stake oylaması. Şimdi pek çok kişi üzerinde durmamış fakat CZ'nin arkadaşlar sürekli tabiri caizse yani lunjla alakalı eleştirirken yırtındığı bir şey vardı bu adam. Sürekli aynı şeyi söylüyordu. Agresif teşvik yaptınız battınız, agresif teşvik yaptınız battınız, agresif teşvik yaptınız battınız. Sürekli bunu söylüyordu adam. Şimdi agresif teşviğin ne olduğunu zaten konuşmuştuk. İşte stake oranları örneğin. Ee, ne yapıyordu bu adamlar işte %20 orandan e, USD stake veriyorlardı ki Burada daha sonrasında şunu öğrendik e, Birçok yetkili yine Duvon'u uyarmış Bu çok agresif bir e, faiz oranı Normal değil sıkıntı olur tarzında uyarmışlar Fakat Duvon dinlememiş arkadaşlar Şu an yine bakın bir kere şunu söylemek gerekiyor Lunge gibi çökmüş bir coin için arkadaşlar Kesinlikle stake yapılmaması gerekiyor. Yapılmaması gerekiyor. Yine halkın önüne tabii attılar oylamayı %90'la geçer. Ee, kimlerden bilecek yani. Adam o der şey yaparız. Şimdi şey alacağız. Stake alacağız mevzuya bak. Nereden veriyor kardeşim bu stake'i? Şuna bak her gün dolaşan arıza artmaya devam ediyor. Yani burada adam size stake verecek. Nereden verecek arkadaşlar bunu? Nereden verecek işte? Ya e, arıza arttıracak oradan verecek ya da milletin alım yapacağı dolaşımdaki coinleri e, hacme maruz bırakmadan e, alıma market cap'te yükselişe maruz bırakmadan arkadaşlar direkt olarak adama stake olarak atacak. Staking bire bir de bir coin'e bir yararı yoktur arkadaşlar. Sadece teşvik amaçlıdır. Aldırır. Sen 10 tane alırsın. Sana bir ya da iki tane vereceğini söyler. Zaten vereceğini söylediği için de seni almaya Teşvik eder. Stake'i olmayan coin'i e, pek çok kişi biraz daha ön yargılı bakar. Fakat burada arkadaşlar e, bu tarz bir teşvike kesinlikle gerek yok. Senin ciddi halde arz sorunların var. Yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Maalesef. Oylama nasıl e, devamında neler getirecek hepimiz göreceğiz ama stake'in olmaması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize hoşçakalın.